Kadın gidiyor ölüyor dedi hoca bana. En fazla 2,5-3 ay ömrün var senin dedi, bak dedi. Şimdi diyorum Tuğba sen deliymişsin. Yani bunu yapabilmek ayrı bir meziyet. Yaptın ne oldu? Sakın. Madalya mı taktılar? Hayır sakın. Oldu? Ben böyle çok mutluyum. Evlendiği zaman içinde şöyle bir cız etti mi? Hiç etmedi asla. Yaşadığım kötü olaylar benim beynimde bazı tahribatlara sebep oldu. Ama gözümün döndüğü çok anlar oldu. Mesela? O çok oldu. Gözüm döndü. Rafet'i konserde basmaya gidiyorum artık. Gözüm dönmüş yani. Öldürmek mi istiyorsun? Tabii tabii. Yekten. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, haberler.com'a hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Bu hafta 1996 yılı itibariyle hayatımıza böyle bodozlama giren, güzelliğiyle gönülleri fetheden modelliği, mankenliği, ardından oyunculuğu, şarkıcılığı derken hakikaten bizleri mest eden çok önemli bir isim bizlerle birlikte. Sevgili Tuğba Altıntop bizlerle birlikte. Tabii ki hayatında inişleri oldu, çıkışları oldu. Bazen bir göründü, bir kayboldu ama hep istikrarlı oldu. Peki hayatında neler var bilmediğimiz ya da aslında bildiğimizi düşündüğümüz? Bir arka sokaklara bizi davet etti, anlatacağım dedi. Biz de Tuğba Altıntop'a hadi bakalım haber bahane o halde sohbet şahane dedik, buyursunlar. Tuğba'cığım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl keyifler? Harika. Gerçekten harika, maşallah diyorum. İyi, maşallah. Maşallah diyorum hakikaten. Güzel de bir haber kucağına alıp geldim. Güzel gelişmelere gebe bir gündemim var bildiğim kadarıyla. Kesinlikle öyle. Sona mı saklayalım, başta verelim mi hemen? Biraz daha ısınma turlarının ardından peki. İstersen arada bir bomba atalım. Tamam, yine. Süper, şahane. Adanalısın. Doğumum Osmaniye'de olmuş. İlkokul büyüme Ceyhan. Ama akraba evliliği olduğu için geller çok fazla benim hayatımda. Ve en sonunda Üsküdar. Anne baba akraba evliliği mi? Teyze çocukları. Şaka yapıyorsun. Tabii. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok diyorum ama belirli zamanlardan sonra tabii beyinsel olarak oluyor bazen bir çatlamalar. Allah korusun aman Allah korusun. Hayır sinirlendiğin zaman akraba evliliğinden şekerim falan diye o geçiyorum. O akraba evliliği değil Adana topraklarından bence. İşte sanırım aynen. Baba ben manken olacağım. Model olacağım, podyuma çıkacağım, defileye çıkacağım. Yani bunu kabul ettirmek kolay oldu mu? Hiç öyle değildi. Ben direkt asker olacağım diye başladım. Aa. Daha doğrusu bisikletçi oldu, yarışçı olacaktım. Annem bacakların yamulmaya başladı kızım dedi. Çarpılmak değil esasında o. Dıştaki kaslar dışarıya doğru gittiğinde direkt parantez bacak oluyorsun. Erkeklerle mi arkadaştın sürekli? Hep böyle... Tabii ekibim benim hepsi full erkekti. Tabii harola güreli falan yani. Eril enerji mi fazlaydı ya o zamanlarda? Dişil enerji bunu çok kabul etmez çünkü. Ben hiç etek giymemiştim ta liseye kadar. Ortaokulu geç hani lisede artık şey oluyorsun biraz daha. Kızların etekleri buradaydı, benim etekler buraya kadardı. Şey gibi hayal ettim bir an seni Tuğba. Deliha var ya. Kesinlikle öyle. Hani mahallenin önünden okulda böyle beklerdim. Sinir olduklarımı bir de biz alt katta otururduk. Çekyatın üstüne çıkıp böyle bakardım işte şu sinir olduğum kız mahalleden geçmeyecek falan diye. Allah tam bela. Yol kesinlikle. Falan kesiyor muydun? Tabii canım. Allah Allah. Bisiklet de hatta çünkü o kadar açık ve netim ki sana ve sizlere. Bisiklet kullandığımda yarışçıyım. Hem dağ bisikletinde ödüllerim var. Hem de yarış bisikletinde. Boynuzlu dediğim. Anam kimse sana bir evcilik mevcilik falan demedi yok, mi? Hani yok, bak hayır. Bununla çay koyacağım, Barbie'yi giydir, hayır. Kıyafet falan. Aa. Hayır. Bana bir laf atıldığında saçlarım da o zaman çok kısaydı benim. Pompayı alır ben mahallede adam döver, genç çocuk döver. Eve girerdim bacaklarım mosmordu. Yani ben asker olacaktım, model oldum filan ya. Yani tam uçlar. Uçların kadınıyım ben. Ya var ya yok. Bu kadar erkeklerin içerisindesin, bu kadar erkeksi davranışlar, bu kadar erkeksi sporlar vesaire falan. Duygularda erkeksileşme var mıydı? Hiç yoktu Allah'a şükür. Ha, yani anladın değil mi? Şey yani her şeyi burada açık her şeyi. Hani şey eğilimde herhangi bir şey vesaire bir yolunu kaybettiğin falan hayır, bir durumun hiç olmadı. Olmadı hiç olmadı. Ha. Aksine kendimi daha güzel ifade etmeyi öğrenmiştim o yıllar arasında. Evlilikte yaşadığım mesela bazı sorunlar oldu sonrasında. O Tuğba'nın genç kızlık zamanındaki o az önce bahsettiğimiz o erkeksi yapı. Ya yapısal anlamda değil de hani ruh olarak diyeyim ben size. O hareketlilik. Mesela yoktu evliliğimde. Tam bir hanım evladı. Hani tam bir boynuna böyle ensesine vur ekmeğini al tipindeydim. Soracağım onu da soracağım. Aynen. Ne değişti de o noktaya geldin? O zaman şimdi bu
hem arkadaşlarının erkeklerden oluşuyor olması, tabii, iki erkek kardeşinin olması, belki de anne mi baba mı desem rol model babayı baba, örnek tabii, alıyordun. Tabii, o da yarışçıydı, o da bisiklet yarışçısıydı. Dolayısıyla da böyle bir kız çıktı yani hem ortaya. Hem de ortaya aynen böyle inanılmaz bir altın top çıktı. Allah Allah. Çok çok güzel. Hakikaten babaya aşık kızlardan mıydı? Kesinlikle. Mesela çok iyi kebap yaparım. Biz sülalece kebapçıyız. Bildiğin çiğ köfte, kebap filan. Yani Tuğba'nın evet, Tuğba böyle bir hatun. Ama Tuğba'nın bir de bilinmeyen tarafları var ya. Hmm. Hani Tuğba gel mangal yap, mangalı hemen yakarım. Orada kebabı şişlerim, çöp şiş yaparım. Yoksa anladım ben, sen benim yeni kamp arkadaşımsın zaten. Kesin anladım ben bayılırım yani kampa. Az önce konuştum. Niye Survivor'a gitmiyorsun? O ilk zaman olmasını çok arzu etmiştim ilk olduğunda. Ama kısmet olmadı. Sonrakinde teklif geldi sanırım ya da bir sonraki yani üçüncü versiyon ya da ikinci versiyonda kızlarım istemedi Gökay. Anne sen oraya gidersin başına bir şey gelir, hastalanırsın, sana ulaşamayız. Annem de izin vermedi. Hmm. Ben de laf söz dinlerim o konularda. Hani uzaklaşma deyince vardır bunların bildiğin. Aa, ben çıtı pıtı falan tanıyordum, bildiğin içinden Zeyna çıktı. Ama şey bir kampta tam bildiğin yani inanılmazımdır. Tek başıma gezerim, tozarım. Güzel hayatı en güzel şekliyle yaşamak isterim yani. Güzel, keyifli, enteresan. Tabii. Ama erkekler bu tarz kadınları çok fazla sevmezler biliyorsun. Erkekler sevmiyor ama arkadaşlarım yani beni seviyor. Kadın bu beni erkek çok ilişkilerinde ediyor. Hep şunu gördüm. Sakın ha yanlış anlamasın kimse. Tabii. Acayip de feminist bir adamımdır bu anlamda. Kadın hakları falan söz konusu olduğu zamanlarda. Ama genel bir gözlemlediğim zaman kadın erkek ilişkilerini, erkeklerin genelde tercih ettiği kadın profili şöyle at dudak düştü, karşıdan karşıya aynen, geçerken bana yardım et, geçemem bana yardım et falan. Çantamı ağır taşır mısın? Ha, yani yapamadım, öyle yanında yaparım. Hop böyle bir eteği belinde bilmem ne, tamam geçir onu mangalı hop yapalım falan, rakı da koy oradan bilmem ne de yap falan filan. Hani ben... adamları korkutur bu tarz kadınlar. Evet, o yüzden zaten öyle özel ilişkim, ikili ilişkim yok. Yani keşke olsa doğru düzgün birisi ama benim gibi birisi olsun da yine ayakları basan birisi olsun istiyorum. Hmm. Yani çok deliyi de kovalayamam. Yoruldum çünkü. Hayat yordu o konuda. Ama tek başıma Allah'a şükür her şeyin üstesinden geliyorum. Zor değil mi artık? Yani ben bir noktadan sonra güçlü olmak, güçlü hissetmek, başarmak bunu da yaptı. Tamam bunu da atladı. Bu engelden de geçti. Tamam bu da deviremedi. Bunu da elde etti. Evet. Bir noktadan sonra bir köşeye çekilip kendini bıraktığın zamanların olmuyor mu? Olmaz bu mı? Bu kadar güçlü olmak, güçlü olmak zorunda hissetmek. Antalya'da yine erkek arkadaşlarımızla oturuyoruz. Yanımda bir beyefendi yanımıza geldi. O zaman da erkek arkadaşım var yanımda Gökay. Ve de bir ağır abimiz de oturuyor. Yanlış anlaşılmasın, öyle mafyamatik falan değil. Sadece yaşı almış, başını almış bir böyle efendim. O adam kalktı böyle 16 yaşındaki kızlarla beraberim işte şöyleyim ben onu da yaptım bunu da uçurdum filan. 1-2-3 ben bir delirdim. Erkek arkadaşımın da arkadaşı bu arada. Erkek arkadaşım da avukat, onun da şeyi müvekkili aynı zamanda. Ağzımı bir açarsın kapatabilene aşk olsun. Yani o masayı yumrukladığımı çok iyi biliyorum. Sen nasıl adamsın da nasıl böyle bir şey konuşuyorsun diye. Yerine göre yani adabını bildirtmekse onu da yapmışlığım var. Belki de hayat seni ilerleyen zamanlarda yaşayacağın sıkıntılara hazırladı. Yani bu şekilde olarak geçtiğimiz bu pandemi zamanında olduğu için çok Bu yakın zamanda mı oldu? Yeni bu. Ha. Yani ama hayır bu şey diyorum hani kendi başına yetmek, başarmak, elde etmek ya da işte masaya yumruğu vuran çocukluktan seni hazırladı belki bir şeylere. Daha naif, daha kırılgan, daha olması gerektiği gibi aslında bir yapıda olsaydın ve bu süreçleri yaşasaydın belki çok daha ağır bir travma yaşayabilirdin. Kesinlikle katılıyorum. Mesela yalnızlığı inanılmaz derecede seviyorum. Çünkü yalnızlık da güzel bir şey. Onunla başa çıkabilmek de çok önemli. Ailemle aram dediğim gibi çok iyi. Kardeşlerimle inanılmaz iyi. Fenerbahçeliyim. Annenin aran nasıl? Babadan harika. Hep bahsediyoruz maşallah, ama. Maşallah. O benim aşkım. Aileye çok düşkünsün. Şimdi mesela anacıyım. Ha. Babaya biraz... Ne değişti peki? O zamana kadar babacı olup şimdi ana takım değiştirme? Babam çünkü annemi hafiften bazı zamanlarda böyle bir üzdü annemi. Ha. Üzünce ben bu sefer içimdeki gönlülerden gönüllere geçtim. Orada aynen orada böyle içimden farklı bir Tuğba çıktı bu sefer. Ha. Babamın yakasına yapıştırdım. Beraberler mi hala? Şükür evet. Ha. Diyorum boşa, yok diyor boşamam diyor.
Ha bayağı. Ha yani o kadar. Ben yaptım, mutlu oldum, sen de yaptın. Anne ben... diyorum gel diyorum ya, gel beraber yaşayalım diyorum. Yok diyor. O diyor, o diyor benim kocam boşamam diyor. Yanımda diyor kalsın, ben ona bakarım diyor. Nasıl olsa emeklisi bana kalacak diyor. Babam da böyle bakıyor galiba. Çok mutluyuz ama biz. Pekala. Şimdi şu modelliğe, mankenliğe karar verdiğin dönem, ha, evet, rüzgarın seni oraya itmesi, bunu babanla paylaşman, her şeyi bırak hadi baba faktörünü, tabii baba diyoruz ama dede, aynı zamanda annenin de bu konuya yaklaşımını bilmiyorum. Her şeyi bırak, aileyi kandırdınız, tamam. Adana eşrafı, El Alem çetesi, anlat o süreci. Of çok güzeldi, harikaydı. İlk önce dediğim gibi ben Kız Meslek Lisesi'nde, lise 1'de işte başladım modelliğe dedim ya. Makine motor meslek lisesi. Merve Denizler, Deniz Pulaşlar'ın evet, zamanında ben modelliğe başladım. Ve benim için apayrı güzel bir şey bu. Hani onur duyuyorsun, o insanlar ağırlığıyla mankenliğin beraber. Mankenlik olduğu kesinlikle zamanlar yani. Kesinlikle. Lise 1'de grafik okuyorum ben, grafikerim. Ama hazır giyim bölümü var. Tabii Kız Meslek Lisesi'ndeyim bu arada, bak. Hmm. Düştüğüm duruma bak. Ama Tuğba, parantez içinde ne olur burayı unutmayın. Tuğba asker olmak istiyor. Sebebi de şu, milli güvenlik dersinde albayım var, ne olur ben asker olayım, albayım ne olur beni asker yap falan diyorum. Tuzla Piyade'ye gittim, ilk MG3 falan atıyorum. Tuğba böyle, öyle bir konuşuyorsun ki, hacı diye başlayacağım şu hacı, biz de girdik evet, o derse de hiç asker olmak istemedim yani. Ben deli gibi olmak istedim. Bedellinin yolunu kolladım kaç sene. Bu nasıl iş ya? İran 18 kesin yapardım, çok rahat. Allah çok Allah. Rahat. Ya bıraksalar askeri olarak yükselirdim, askeri mertebede. Baktım olmadı. Şey oldum, polis olayım. İlk gün uslar çıktı, dedim polis olayım bari dedim. Ne olur beni polis yapın, lütfen beni polis yapın. Atıcılık yapın falan var mı? Hepsi var. Var tabii, olmaz mı? Doğru avcılık sever. Mavcılık falan filan. Yani, poligona gidiyor musun arada? Allah'a şükür. Kullanıyorsun yani silahı. Allah'a şükür. Her türlü. Tabii, bence herkesin bir şekilde büyülmesi gerekiyor kendini. İlk flörtün ne zaman oldu? İlk flörtüm 17 yaşında oldu. Vallahi yemin ediyorum, getirin çocuğu alnından öpeceğim. 17 onu. Yaşında. Ne yaptı da seni yumruk yemeden? Ama yumruk... kimlerle gittim? Şinasi diye bir arkadaşım oldu. Erkek kardeşlerimle gittim görüşmeye. Ay çocuğun sana teklif etmesi zaten bir olay olması lazım. Onu da erkek yani kardeşim kabul etti zaten. Arda'ya dedim ki git dedim, numarasını alır mısın dedim. Arda'yı kardeşime gönderdim. O da bıdık da bu kadar. Gitti aldı, sonra buluşacağız dedik. O zaman da ev telefonu vardı. Sana nasıl ulaştı? Nasıl telefonu, haber gönderdi? Ev telefonu. O zamanlar ev telefonu vardı. Hayır, hoşlandığını nasıl anladın? Bakıştık işte o ilk heyecan. Bak, hiç unutmuyorum. İsmi de Şinasi'ydi. Sivaslıydı. Ha. Su şehriydi. Bak hiç unutmuyorum. Esmer küt saçlı falan böyle bir çocuktu. Nasıl yani söyle? Şöyle yürü küt saçları böyle. Küt saçlı işte böyle böyle şöyle kısa Amerikan tıraş falan derdik onlar o zaman. Öyleydi, çok güzeldi ama erkek kardeşlerimle bir kere buluştuk, bir daha buluşmadık zaten. Çocuğu sen mi tavladın? 17 değil 16 yaşında. Bir şey söyleyeceğim, çocuğu sen tavlamış oluyorsun tabii, böylece. Tabii bu durumda tabii. Asker olmak istersin, askeriyeye girmek istersin. Hadi o olmadı da atıyorum hukukçu polis olursun, bilmem ne olursun, polis olmak istersin, anlarım. Hukukçu da olmak istedim. Asıl derdim benim silahmış, ben bunu sonra anladım. Yani bir ünvan görmek, bir mertebede olmak, bir rütbe sahibi olmakmış benim derdim. Ben ona sonra çözdüm. Sonra ama da manken mi olayım dedim. Sonra birdenbire kendimi bu işin içine buldum. Ben grafiker oldum, çıktım. 3 yılı okudum, grafiker oldum ama bu arada da modelliğimi yaptım. İşte o çok şey tezat o geliyor bana. O şeyde geldi işte. Hani bu kadar eril meselelerin içerisinde, böyle bir kafa yapısının içerisinde tabii, birden bir mankenin, modelin çıkması, podyumda boy... Çok, şaka gibi. Çok enteresan. Dengesiz misin? Değilim. Kararlarım da kati kararlarım. Mesela bugün bunu yapacağım, hepsini böyle yazarım, hepsini yerine getiririm. Ya bana bunu açıkla ama yani. Ya da bir yere burada gideceğim bu kadar bunu dersen isterken giderim. Bu tarafa yeşillenmen. O benim içimdekini dışarıya çıkarttıklarından dolayı kaynaklı. Mesela hemen orayı az önce heyecandan atladım. Yani bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sana çok teşekkürler. Rica çok teşekkür ederim, ediyorum ve arkadaşlarımıza da. Biz seninle başka bir yerde değil, burada olmanın heyecanı da var. Hay canım Ali. Kimse de yok. İkimiziz, anladın mı? Canım Ali. Bu beni daha da mutlu ediyor. Kasmıyorsun, germiyorsun.
evinde o öyle, sohbet öyle. Muhabbet evimiz ediyoruz. Evimiz burası zaten ya, sıkıntı yok. Haber bahaneyi böyle seviyorlar. Kesinlikle. Biliyorum. O böyle 16-17 yaşına kadar bu kadar eril meseleler bilmem ne falan, içindeki dişinin sesini duymadın, bastırdın. Öyle değildi. En son bir infilak mı ettin? Hayır. Mesela halı yıkardım, annem bana cam sildirtirdi. Bu aralarda ben sonrasında Hercai Kribi'nde oynadığımda kapının önüne genç evlatlar gelirdi, çocuklar. Açarlardı Hercai Çelik'in Hercai Kribi'ni. Annem bana kızım cam silinecek derdi. Ben bildiğim pijamalarımı giyerdim ve cam silerdim. İyi de yapmış biliyor musun? Ego falan yok işte bende. Bir yıldız parladı ve kaydı. Allah korusun, düşebilirdim de oradan ama birinci kat yukarıdan aşağı düşecektim bu sefer. Benimki de vallahi ana haberi okuyup içeri girdiğim zaman alışveriş listesini elime veriyordu. Aynen. Siz markete git de şunları al diye. Ben çok yaptım ve hala da yaşıyorum yani bunları. Her şey kapının eşiğine kadar değil mi? Ondan sonra kapıdan içeri girdiğin zaman... Birden tuba değişiyor. Değil ama mi? Onun annem çok güzel farkına varmış Gökay'cığım. Yani onu hatta çok iyi araştırmışlığım falan da vardır. Ego manya mı derler, egoistlik mi derler, ben olma sanatı mı derler buna. Okudum da kitapları, çok da okurum yani, severim. Ben demeyi fakat bilmiyor muydun? Değil. Şimdi öğrendim. Bu geçen yıl öğrendim. Yani bencil olmakla insanlar şunu karıştırıyorlar. Bencil olmak ayrı bir şey, benci olmak başka bir şey. Önce ben demek, evet. Geçen yıl öğrendim. Yani 44 yaşında. Pişman mısın peki bu evet, biraz geciktiği için? Evet, pişmanım. Tabii ki pişmanım. Keşke hayatında ben demediğin, önce ben demediğin, diyemediğin ve dahi kaybettiğin. Çok. O kadar çok şey var ki. Onları sıralayamam. Bak az önceki anlattıklarımı gün, tarih, ay, yıl, dönem, sokak, koridor, çıkmaz sokağa bile anlatırım. Yani o kadar her şey net beynimle. Ama yaşadığım kötü olaylar benim beynimde bazı tahribatlara sebep oldu. Bu benim sene 2002 Aralık 5'te Rafet'ten ayrıldığım süreçten sonra cereyan etti. Erkek kardeşimin ismini unuttum. Yani 2003'ün Ocak ayında erkek kardeşimin ismini unuttum ben. Tolga'nın. Sonrasında kardeşim ismini bana söyleyerek hatırlattı. Bu da yaklaşık 2-3 dakika sürdü. İlk önce bir dalga geçti benimle. Hadi be git şuradan, hadi be abla nasıl unutursun? Tanıyorum ama isim yok. Tüm alfabeyi secereyeden geçiriyordum A'dan Z'ye. Her şey aklımda ama onun ismi yok. Geçici bir bilinç kaybı tabii, mıydı? Tabii ve çok kötü. Bu iyi ki kardeşim ismini söylemiş Gökay. Yoksa aynı bilgisayar gibi. Hard disk yanıyor, çıt 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 sesler geliyordu beynimden. Duyuyordum içimden yani. Ve kıpkırmızı olmuşum o anda Tolga'nın anlatımı, kardeşimin. Ya o dönemsel olarak unutuyorsun. Geçici bilinç kaybı, zihin kaybı. Beynin kısa devre yapması gibi tabii, bir şey bu yani. Ya da uzun vadeli ya da komple kapatıyorsun. Onu eğer ki yapıyor. Onun üzerine gidip o an o paniği büyütseydiniz evet, bu olabilirdi yani. Aynen öyle. Kardeşim Tolga ismini söylediği için sonra sakinleşme yaşadım. İşte o zaman da panik atak başladı bende 2003 yılında. Yani kızlardan ayrıldıktan sonra. O nefes alamama gibi. Çünkü o dönem onu o an yaşadım ben. Bu kadar sevdin mi? Çok. İnanılmaz çok sevdim. Aşksız sevgisiz hiçbir şey yapmam ben. Ya öldürseler yapmam. Kaç yani. Sene sürdü Rafet evliliğiniz? 4,5 yıl. 4,5 yıl. Flört dönemi vesaire falan? Tabii oldu. Yaklaşık bir 7-8 ay kadar sanırım bir flörtümüz oldu. Flört değil o, aşk yani. Flört. O zaman mankenlik mi vardı yoksa mankenlik, diğer mankenlik. Mesleklerin vesaire yok, devreye girmiş miydi? Direkt mankenlik. Mankenlik vardı. Podyumda fırtınalar estirirken nasıl tanıştınız? Güzellik yarışmasında. Rafet geldi. Jüri de miydi? Hayır, şarkı söylemeye gelmişti misafir sanatçı Mr. olarak. Mr. Turkey ile kaptı gitti oradan. Aynen öyle. İyi ki de evlenmişim bak, onları da konuşacağız ama şu anda yani bu geçtiğimiz yıl yaptığım benim muhasebemde o ben demediğim var ya ilk önce ben demedi o kadar çok sadece Rafet'le alakalı. Zaten önce ben demiş olsaydın herhalde 96 yılında Mr. Turkey oluyorsun. Neler oluyor? Bekarlığa en çok ihtiyacın olduğu dönemdesin. Tabii. Mr. Turkey yani 18 yaşındayım. 18 yaşındasın. Miss Turkey oluyorsun. Hani bunun world'u var, international'ı var, ıvırı var, zıvırı var. Şansların, gelen teklifler, reklam, neler? Ivır zıvır. Neler? Ve sen çat diye Celeste kalmadan evleniyorsun. Tabii. Evlenme dediler, evleneceğim dedim. Dediğim gibi. Bunun bir yaptırım olmadı mı? Ben senin ajansın olsaydım seni dava ederdim mesela. Hiçbir yere bağlı değildim. Hiç kimse beni desteklemedi. Ben zaten o yüzden bu Show TV'ye katılmıştım.
Yani kariyerinin çünkü zirvesi, en çok ihtiyacın olan zamanındasın ve evleniyorsun abi, böyle bir şey olabilir mi? O zaman niye bugünlere getirdin kendini, yetiştirdin, bilmem ne yaptın, o tacı elde ettin? Hani süs gibi, müze gibi kenarda dursun diye mi? Hemen şunu şöyle söyleyeyim ben. Hiçbir yerde sözleşmem yoktu. Keşke olaymış işte, onu diyorum. Belki de olsaydı, evet, o zorlama süreçleri belki biraz daha, bu kadar kolay olmazdı Tuğba o zaman. Aşka bu kadar kolay yenik düşmezdi belki de. Belki de birileri bir şeyler yapabilmek için biraz daha uğraşırdı benimle. Çünkü ben aşk için evlendim. Sevdiğim için evlendim. Ya da 7-8 aylık bir mücadeleyle nikah masasına oturtulmamış olsaydın. Belki de. 3-5 sene uğraşmış olsaydı karşı taraftaki belki adam. Belki ben ayrılırdım ki kesinlikle ayrılırdım. Ama olmazdı. Yani öyle bir şey olurdu. Ya belkilerle, keşkelerle de olmaz ama ki ya. Ama iyi ki de evlenmişim. Evet. Çünkü iki tane aslanlar gibi çok güzel kızım var. Benim can yoldaşlarım. İkisi de arkadaşım. İyi ki yapmışım. O yüzden Rafet, iyi ki evlenmişim diyorum. O zaman istemedi tabii ki. Kim istemedi? Urkan Erez istemedi. Çünkü onun top modeliydim. Aha. Ama dediğim gibi sözleşmem yoktu. Sadece rica minnet. Rica etti. Yani kızım yapma. Emel Yıldırım o zaman. Onun ajansındaydım ama ayrılmıştım. Emel de şöyle diyordu. Bilirsin, çok güzel bir kadındır. Çok güzel iftir, çok severim hemen. Tuğba yapma, sen benim geleceğimsin. Ben senin üstüne oynayacağım. Birçok şey senin üstüne olacak, yani devam et. Aşk dedim sadece. Çok sevdim. Rafet'in de ailesi istemedi evlenmemizi. Niye? Çünkü Rafet de daha henüz yeni çıkmıştı. İlk albümüydü. Ha. Onların da tabii kendilerine ait düşünceleri vardı muhakkak evlatları için. Zaten yani zor bir evlilik kurumuna ya da evliliğin bir popstara... Dezavantaj olma ihtimalinden dolayı tabii, istemediler. Yani tabii. Seninle münferit bir dertleri kesinlikle yoktu. Kesinlikle yok. Evet. Manken gelin istemiyoruz biz falan olayı değil. Yok hayır. Rax da istemedi. O zaman Rax vardı. Büyük firma. Prodüktörü istemedi, menajeri istemedi. Kimse istemedi. Onların tarafından. Yani onlar bir cephe, Rafet öndeydi. Annem istemiyordu evlenmemi ya da devam, hani bir şeyleri olacak. Annem görüyordu çünkü ben deli gibi kapıldım Rafet'e. Ama Rafet de, biz ikimiz böyle kumrular gibiydik, dip dip ayrılmıyorduk yani. Ne oldu tabii bu kadar, yani adamı gördün. Ben onu buldum, o da beni buldu. İşte bu çocuklar doğacakmış, sebep bu. Altına başka deli gibi sevdim. Ben hayatımdaki insan sevdim. Bir tanesi Rafet, bir tanesinin ismini de asla söylemem. Rafet'ten sonra mı oldu o? Çok sonra, bu geçtiğimiz zamanlarda oldu. Ha. İki ismi sevdim. Bir tanesi Rafet'tir, öbürünü ismi inan yani mezara girer benimle, o derece diyeyim sana. Neden o kadar saklı gizli? Saklı gizli, ismini bile anmak istemiyorum. Çok üzüldüm, çok üzdü, çok yordu beni çünkü. 3 yıl bir beraberliğimiz olmuş, 2,5 yıl. Yoruldum, çok yordu. Yani hayattaki bu az önceki bahsettiğimiz o... Bir kadın neden yorulur? Çok. A. Aldatılmıştır, B. Şiddet görmüştür. O zaman şiddet mi gördün? Tabii, hem o hem o, bir sürü şey. Yani, ne diyorsun ya? Tabii tabii. Yani o öylesine güçlü, az önce bahsettiğim... Deli fişek Tuğba, altın top, altın top diyorum ben yani, o bir deli fişek. Nasıl böyle bir şeye düşer? Aşk uğruna maalesef. Ne kadar sürdü o birlikteliği? 2,5 yıla yakın. 3 diyorum ama. 2,5-3 sene işin içinde şiddet de varsa, içine edeyim öyle. İçine edeyim öyle ilişkinin yani. Hani o masaya yumruk vurulduysa ya da o tokat geldiyse. Maalesef, keşke olmasaydı. Yani. Ondan sonra nasıl aynı yatağa girebildin? Ya da zaten, öpebildin, sarılabildin? Sürünceme zaten orada başladı. O baskı bilmem ne. O yaşadığın senin tüm güzel günlerini burnundan fitil fitil getirdi. Ki, asla unutmam. Güzel zamanı ne kadar sürdü peki? Aşk dediğin. 1,5 yıla yakın. 1,5 yılı böyle. Bir senesi de uzatmalı ayrılık aynen süreci. Öyle, ama öyle. Ayrılık, ayrılamama. Ben ayrılmak istiyordum. Sonrasında tekrardan yan yana gelmek zorunda kalıyorduk. Belalı biriydi biraz herhalde. Ama eninde sonunda gerçekten haklı olan kazanır ve kazandım. Yapacağım dediğim şeyi yaptım. Kimsenin böyle ne parası ne pulu için asla kimsenin kulu minneti olamam yani. Ayrılığı kabul mü etti, başına bir zeval mi geldi? İlahi ayrılığı, adalet ayrılığı mütecim. Kabul etti, ayrılığı kabul etmek zorunda da kalmıştı. O nasıl oldu? Kabul etmek zorunda çünkü kaldım. Çünkü başı belalım diye bir şarkı vardı. Ha. Evrah'ın mıydı o? Öyle bir şeydi. Hapse falan mı girdi? Bir gidiş gitmesi gerekiyordu herhalde bir yerlere. Bir gidişatı vardı yani. Toz oldu ortadan. Anladım. Yurt dışına gitti. Yani böyle toz oldular.
Yani orada da işte ben şunu söylüyorum. Bak burada da o genç kızımdaki Tuğba ortaya çıkıyor. Ben su gibi olmasını isterim insanın. Saftır yani. Ama arkası değişik olabilir değil mi? Bazısı ekşi olur, bazısı kloru fazla olur ama sonuçta sudur. Da ama rengini belli edeceksin. O bir başka, bir başka olanları ben gerçekten sevmiyorum. Yani şu andaki mesela ilişki yaşamak istiyorum. Ama artık o kadar dibini dipçiğini mi araştırdım? Çok da filozof değilim bu konuda. Fakat ilişki babında çok seven taraf olmak hep beni acıttı. Ama sadece birisi beni çok sevsin, deliler gibi ayaklarının altında gezsin, dolaşsın. Bu da benim insanlığıma Neden ters. sevgiye bu kadar aç olduğunu hiç sorguladın mı? Çünkü çok sevgili, çok güzel bir aileden geldim. Hani bunun da devamı ve hep büyüklerimi de ben öyle gördüm Gökay. Hani çekirdek ailemde ne gördüysem kendi kurduğum Evet. ailede de aynısını görmeliyim diye bu Aynen. yüzden adamlara bu kadar mı sarıldın? Evet, hayatımdaki insana bu kadar çok Hı. sarıldım. Hani adamlar yanlış olur da hani adam Ya tabii ki canım hayatındaki hayatında o dönem adam olan adamlar hani deliler atıyorum. gibi tabii Ha. her konuda destek. Yani manikürünü, pedikürünü, bilmem nesini, her şeyini ben yapıyordum yani. O kadar çok seviyordum. Çünkü bence aşk budur. Ben öyle O ne düşünüyorum. ya? O kadarı da fazla artık Benim ya. yaptığım fazlaymış. Sana katılıyorum tabii. Ne o şimdi gelsin hayatta yapmam derim yani. Oo, O öyle şey mi olur geçti. ya? Geçti. Çocuğumun annesi ya da akşam ne Canım bileyim geçti flört geçti. ettiğim, kurlaştığım insan sabah bana pedikür yaparsa sıkıntı ne? O ne abi? Aşkım geçti geçti. Yani ben bir şey yaşıyorsam İyi ki o illa dönem en uçta şu hayatında an. değilmişim ha. Ne o Yemin ediyorum var yani? ya. Ay ya, ter Böyle kafanı bastı. duvarlara sürter kıvılcım çıkartırdın. Tabii. Yemin Ya ediyorum ha. Böyle bir Tuğba'ya şey olabilir gel. mi ya? Böyle bir Tuğba Manikür modeli yapıyorum yok. dedi ya. Menajerim de oradan bakıyor. Manikür Ya yapıyordum bu ne dedi. yani? Şimdi diyorum Tuğba sen deliymişsin. Yani bunu yapabilmek ayrı bir meziyet. E yaptın ne oldu? Madalya Sakın. mı taktılar Ay ne sakın. oldu? Ben böyle çok mutluyum. Yaptım ama yapacağım. Zamanında yaptım yani. Şimdi Peki. yok yani. Hayatının rafetli dönemine gidelim. Evet. 4-4,5 sene. Kaçıncı yılda ilk çocuk geldi? Peşi sıra oldular herhalde değil mi? 97 1 Temmuz'da doğdu bebeğim. Tabii Ha. 96 işte Mayıs ayındaydı Mr. Turkey. Aha. Hesap et arada çok az bir zaman var. 97 Suel Nur'um doğdu. 1 Temmuz'da kucağımdaydı prensesim. Allah Allah. Tabii o kadar birbirimizi seviyorduk. Ayrılmaz ikiliydik yani. Böyle, sanki bana adam kaçacak. Bildiğin ondan sonra beraber seyahatler bilmem neler, Tabii tabii ıvırlar tabii. zıvırlar Olması falan gereken filan. güzel bir evlilik Yani yaşadık. Sonrasında olaylar değişti zaten. Rafet şarkıcılığı bırakmadı. Evin reisi olarak devam etti Aynen. mevzuya. Ama sen mankenliği Bıraktım bıraktın. anında. Hatta en son çıktığım, jübile yaptığım Aslında Bahar karizmatik hareket Korçan'daydı. ha, bana bak. Bahar Zirvede Korçan'a çıkmıştım. bıraktım. Tabii Bahar Taç Korçan. mı? Taç mı? Her şeyi bıraktım. Aldım. Bu kadar bitti. En iyi klipte mi oynadım? Evet, gerçekten en iyi klip. Çelik'in Her Cahil Klibi zaman en iyi klibi seçildi zaten Aha. o zamanki ödüllerde. Ve kanallarda bilirsin Top 10 Top 20'ler vardı. Evet. Her şeyin en güzelini yaptım ben. En güzelini. En güzel aşkı da ben yaşadım. En güzel Doymuş muydun şekilde peki o sevdim. zaman? Doymuş muydun bir şeylere? Yani Gözüm hiç benim alla pulla veya altınla, hani yanlış anlaşılma, ışıklarla gözüm benim şey olmadı. Rengi dönmedi. ama o bir kere podyuma çıkmak şeydir ya. Yani tiyatro sahnesine çıkmak, podyuma çıkmak, sunuculuğa çıkmak, konsere çıkmak, şarkıyı söylemek, o alkışı, O şimdi ışığı, var. ha. O şimdi var. O zaman yoktu. İşte neden? Hiç düşünüyor musun şimdi neden var? Zamanında çünkü çok yarıda bıraktın ve kursağında kaldığı için belki Tabii. yutkunamadın tam olarak. Kesinlikle sana katılıyorum. Aynen. Ve o zaman da hiçbir övgü almadım. Hani benim karım ya filan. Aslanlar gibi bak böyle bir işini yaptı da. Ama şimdi ne güzel evlatlarımızın annesi olarak burada. Hiçbir kere şey duymadım. Güzel bir söz. Memnun değil miydi mesleğinden? Zaten yapmana izin vermedi ama. Vermedi değil esasında ama yapma da demedi. Biliyor musun? Bir baskı yapmadı bende. Ben istedim. Hamileydim zaten. Dediğim gibi en son rahmetli Bahar Korçan'ın defilesine çıkmıştım. Ve orada ben söyledim. O dönem hamileydim. Yani evlenmeden önce ben hamileydim. Kaçıncı ayında evlendin? İkinci ayında. 1,5-2 ay. Aile falan biliyor muydu gebe olduğunu? Söylemiştim evet. İstediğin gibi bir düğün, istediğin gibi şeyler falan yapıldı mı Hiçbir şey o? olmadı. Aa. Tabii. Gelinlik falan? Kiralıktı. En azından giydin. 36 bedendim. 40 beden bir gelinlik giydim. Düğün müğün yapılmadı Yok mı? canım evde. Evde nikah. Evde eve geldiğim işte nikah.
memuru falan. E o kadar aşk meşk bilmem ne falan istemiyor İstem, muydun öyle bir? Onun şeyi de işte dediğim gibi büyük menajeri olsun kimse istemiyordu. Zaten biz evde yaptık, imza attık. Kimse de duyulsun istemedik yani. Açıkçası böyle bir derdimiz de yoktu ne onun ne benim. Ama bir gün sonra sabah kalktığımızda sabah manşet olarak vermişti. Çünkü yanımızdaki o hanımlar direkt olayı satmışlar haberi. Sabah. O zamanlar böyle şeyler vardı. Hani haber satma. Bildiğin para almışlar yani. İstemez miydin peki şeyi falan hani böyle koskoca hani böyle yani. Düğünler falan, aileler. Falan. O bayılırdım. Böyle. Keşke olsaydı. Her kızın hakkı. İçinde ya da her kaldı insanın orada? Tabii içimde kaldı. Mesela şimdi inşallah güzel bir evlilik yaparsam çok uzun bir kuyruklu, çok güzel. O gece de 2-3 tane gelinlik falan giymek istiyorum. Hep, İçinde bak, kaldı. Bak konuşurken hep sen şunları düşünüyorum. Neden tamam hani kabule geçmişsin. Olgunluğun verdiği şey bu. Olgun yaşların bakış açısı. Ama yapacağım yani. Ama işte bak içinde hep uhdeler kızlarım bırakmışsın. Kızlarım da şey olacaklar. Nedimelerin. Tabii. İçinde hep uhdeler ve kalmış ama. Nikah şahitlerim olacak. Yaşları da tuttuğu için nikah şahitlerim olacak. Beni dinle beni. İçinde hep uhdeler kalmış. Hep var. Kendine neden bu kadar acımasız davrandın? İşte o... Hep kılık, hep bir kılıfa uyduruyorsun. Ama çok aşık olmuştum, ama çok ama sevmiştim, doğru. Ama öyleydi, doğru, ama böyleydi doğru. Ama mankenliğini, pşşt, insanların doğru. seni beğeniyor, alkışlıyor olması ve bundan keyif alman, pşşt, bıçak beni. Gibi. Ürküttü. Neden? O dönem Adnan Hoca'cılar vardı. Ha. Düştüler mi peşine? Tabii ki. Ve birçok ünlü de onların içindeydi. Bir ama zaten ünlü. O dönem Adnan Hoca'nın zaten hani peşine düşüp de teklif göndermediği zaman insanlar şöyle bir acaba ben çirkin miyim ya da bende bir ışık görmedim mi ama falan gibi insan kompleks yapıyordu yani. Sene 96. Tabii o dönem 96. Neyin ne olduğu da bilinmiyordu ya. O kadar tehlikelilerdi ki yani çok ciddi ve açık ve güçlü söylüyorum. Oldukları zaman. Peşine Tabii, düştüler mi? Tabii canım. Kedi yapmak istediler seni yani. Yok o zaman kedim yoktu öyle bir şey yoktu. Vardı da adlarının kedi olduğu yani şey o dönem değil işte bilinmiyordu. Yani isimlerin geçtiği, şu anda da bilindik isimlerin geçtiği. İnsanların sevgilileri, onlar kız topluyorlarmış. Ajanslarla beraber o koordineli çalışıyorlarmış. İşte onlar kaplan oluyorlar. Zıkkımın kaplanlar kökü yani açıkçası. ki yani onu parçalarım ben de. O insanlar sanıyorlar ki işte böyle kızları ya da böyle olanları para veya ün şöhret vererek bir yerlere gelebileceğini düşünüyorlar kendilerince. Ama ben böyle bir Tonga'yı asla düşünmedim. Fakat çok... Senin zaten bu maskülen tavrınla düşünemiyorum inşallah hocam, maşallah hocam. Ama o zaman da ben nasıl böyle modellik yapıyorum, korkuyorum da insanlara yanaşmaya. Başıma bir şey gelecek. Üsküdar'da değilim, kalp karşıdayız. Avrupa yakasındayız. Avrupa yakası hep bir ürkünç, korkunç gelirdi zaten bana. Sana sıkıntı yarattıkları dönemler oldular mı yani? Hep böyle bir pres yapıldı. Evimin telefonunun tabii devamlı aramalar, işte evlenmeyeceksin, yani Rafet'i tehdit yok ama beni tehdit. O da şöyle tehdit, kötü tehdit değil. Evlenme Tuğba, ne işin var senin? Evlenirsen işte mutsuz olacaksın. O diyen insan. Ben Süheyl Nur ayağımda Almanya'da sallarken televizyonda gördüm. Bebek yokuşunda çapraz kurşunla öldürülmüştü yani. Ben hiç istemedim. Hep böyle şeylerden kaçarım. Yani görüyorum belki de hissediyorum. Aman diyorum tamam benden uzak olsun. Tabii. Belki de o kızın yerinde ben de olabilirdim. Allah korusun. Tabii. Ama evet başımızda öyle bir o bela vardı. O kız da tanındık bir kızdı yani yanında yaralanan kız. Allah evlerden uzak etsin şimdi. İyidir. Bir şekilde sana ulaşıyorlardı. Tabii. Sana ulaşabilen insanlar aynı mecranın içerisinde, aynı camianın içerisinde olduklarını. Hani korkumdan falan. Evlenmedim asla. Yanlış anlaşılsın. Hiç istemem. Yani yek çünkü temiz konuşurum. Ben çok sevdim Rafet. Biz birbirimizi sevdik. En iyi o zaman kalkıp başıma belaları bulaştıracağım ki ben yine zaten mutlu bir kadınım, mutlu bir kızdım. Ama o işin yolu görünen köy kılavuz istemiyordu. Orası kötüye gidecekti açıkçası. O yol. Çünkü kurtulamıyordun Gökay. O dönem inanılmaz çevredelerdi maalesef. Olmaz olsun tabii ki böyle yapılanmalar. Ama onun içine bir merhaba merhabalıkla olay buraya kadar geldi. Şükürler olsun hiçbir sicilimde hiçbir şeyim yok. Çok şükür. Şükür. Bu da iyi çünkü gördüm ama anladım. O içerideki mutsuz insanları hayal ettim gözümde. Ve şimdi onlar zaten yani maalesef üzgünlerdir diye düşünüyorum. Eminim onlar da pişmandırlar. Peki sonradan ne oldu da Rafet'le bu noktaya geldiniz? Aldatıldın? Çok.
Canlı beyanları var canım adamın. Aha. Televizyonda çatır çatır söylüyordu terbiyesiz. Şiddet o ilk bir... terbiyesiz. İnsan yapsa bile söyler mi be kardeşim ya? Anam sen de hiç anlamıyor muydun? Hiç anlamadım biliyor musun? Saf mısın biraz? Saf mı ne? Safın önde gideni. Safın önde gideni diyorum Allah sana. Allah Allah. Çünkü insan kondurmaz ki sevgilisine, aşkına, yarenine. Ben sonradan ayıktım olaya. Ne diyeceğim bilemiyorum vallahi billahi. Şiddet vesaire falan hiç, var mıydı? Hiç. Şiddet olmadı. Hiç. Ama psikolojik şiddet deriz buna da yani. Tabii. Ha. O dönem işte Rafet kaçıncı yılımız işte küçük kızım Şevval doğdu 99'da prensesim. Sonra işte senin bacakların yamuk işte kamburun var dişleksin sen. Bulaşık yıkamak sana hiç yakışmıyor. Yok canım nerede? Öyle bir şey yok. Güzellik yarışmasında o zaman yani hiçbir şey olamazdı. Parantez bacak falan. Ha bir de yani. Ha yani ya, pardon. Ya, bir de orada ha, gördün bana, beni. Bana, ha bir de orada bana. Gördün beni yani. Bir hadsiz. Ha komitenin kondurmadığını sen mi fark Allah'ın ettin? Allah'ın rahmeti. Allah'ın rahmeti bak sen. Yani aşk insanın gözünü kör ediyor. Çok yanlış bir şey ama çok dikkat edin. Tabii canım sonra psikolojik şiddet başladı. Ama işte o da bir yere kadar. Bir yerden sonra artık üzülüyorum. Ayrılık kararını kim aldı? Ben. Ben aldım. Göz göre göre artık gördün mü yani? Hadi böyle bir şeyimiz olmadı hani basma masma falan öyle bir mevzu yok. Ben arada zaten televizyon programlarına çıktığımda muhakkak ki anlatmışlığım vardır. Sonuna kadar da peşindeyim. Dediğim gibi söylediğimin hep arkasındayım. Bir gün Rafet'e sürpriz yapmak için Bursa'ya gitmiştim. Rafet de turneye başlıyordu. İlk konser Bursa'daydı. Rafet otobüsle çıktı. Arkasından su döktüm. Hemen arabayı arkasından bindim. Ben ondan önce direkt Bursa'ya. Hı. Otele. O ünlü bir otel. İçeriye girdim. Hemen saçıma fön çektirdim. Yüzüme bir makyaj yaptırdım. O arada bizim orkestradaki çocuklar indiler. Rafet'i gördüm. Rafet girdi. Sürpriz yapacağım güya kocama. Ya ben geldim aşkım. Aşağıya şöyle bir indim. Aşağıda bilardo oynanıyor. Rafet hesaplaşmış. Yolda mesajlaşmış. Merdivenden aşağıya bir indim ki. Böyle bir 3-5 tane kız, caz. Rafet de onlara böyle elini almıştı uzun sopayı. Şey topu attıracak. Daha saniye. Hani kuş uçumu yani uçuşu. Ben tabii gördüm akşam hastalandım. Cildim şey döküntü döktü. İnanılmaz dedi. Yani esasında o olmayacak bir şey. Basmak değil bu. Gittim sürpriz yapmak için olayla karşılaştım. Tamam ya basmışsın yani. Yani keşke basmak amacıyla gitseydim işte o zaman daha farklı olurdu. O hastalık çıkarmazdı. Ya illa şey mi olması lazım bağlatılmak için yani yaz kızım 10 kilo çimento. Ay o meşhur yani. Caps var ya bir ama tane. Ama işte orada gördüm evet o anda öyle hissettim ama işte olaylar nedeniyle. Oradan neydi? Ayrılık kararıyla mı döndün yani? Hayır canım. Ben daha körün kör seviyordum onu. Ha iyi daha varmış. Daha sen o zamanlar daha... beni tanısaydın keşke. Tabii canım. Çok isterdim. Tabii büyük olay olurmuş. İnan yani. Çok isterdim. Yani yol gösterenim yoktu bak Tuğba. Bu işin yolu böyledir. Neden bana... bu kadar yalnızdın peki arkadaşlık ama ben anlamında? Hep bir yol gösteren vesaire falan kimse olmadı mı sana? Yani ailem kız böyle... mesela bizde ayrılmak yok. Devam edeceksin yola devam. İyi de arkadaşım. Aldatıyor olmuyor, adam. He, olmuyor yani bu adam. Yani yol göremiyorum. Üzülüyorum, ağlıyorum. Üzülüyorum yani. Mesela ben yapmam. Kızıma böyle bir durum söz konusu olsa neler yaparım. Kızgın mısın peki ailene o anlamda? Tabii ki böyle kızgınım. Tabii ki kızgınım. Hiçbir anne baba evladının bir sorunu varsa onu çözmeden, aydınlatmadan sırtını asla geri dönmez. Peki şimdi burada da döner bir de sana da sorarım arkadaş. Mankenliği seçerken anana babana mı sordun? Miss Turkey'e girerken anana babana sordum mı sordun? Sordum tabii onlar maşallah dedi. Hadi yürü kızım yürü dediler. Ama yani bunu düşünüyor olmak sen bir şekilde hani aklın fikrin yetiyor bunları kararlarını ben almaya. Ben sandım işte doğruyu yaptım. Aşık düşündüm. Olurken evlenme dediğinde evlenmeyi bildin. Evet çocuk da yapmayı bildin. Boşanma dediğinde hayır boşanıyorum demedin ama. Hayır boşanıyorum dedim zaten. O olaylar arka arkaya geldi. Boşanacağım ben dedim. Boşanacağım ben dedim ve boşandım. Zorlu oldu mu o süreç? Kızların Almanya'da kalma süreci kötü oldu tabii ki. Çok zorlandım. Orayı bir anlatsana. O benim kafamda hep soru işareti. Şimdi ne olursun yanlış hayır, anlama. Samimiyetimi biliyorsun benim. Hani bir anneden bu Uçan Kuş'ta canlı masayı yaptığım süreçte hı-hı. Hukukçularla sürekli bazen konuşuyoruz. Özellikle bu Yağmur Sarnıç meselesinde çok konuşuldu evet. Bu.
Hani bir annenin evlatlarından ayrı tutulmasının arkasında mutlaka sıkıntılı bir sebep olmalı. Hı-hı. Aksi takdirde hiçbir şart ve koşulda anneyi evlatlarından ayırmazlar. Türkiye'de evet. Ha. Yakalarsın, yakalarım. Ha. Tuğba burada olsaydı uçanı kaçanı yakalardı. Olay Almanya'da cereyan etti. Ah o Almanya var ya, o Almanya. Almanya'da şimdi böyle bir hassasiyet, kadın, anne bilmem benden vesaire sonra yok oldu, mu? Benden sonra oldu. Ha. O evlatları kaçırma mevzusu, işte kaçırma değil, ben götürdüm Almanya'ya. Ben bir oyunun içine düşmüşüm. Rafet, ben ayrılma kararı aldığımda yine ailemiz araya girdi. Rahmetli dedem Ceyhan'dan geldi. Hatta beraber geldik. Rafet de dedi ki, kızım dedi, oğlum ayrılmayın, yuvanızı devam ettirin. Orada benim küçük kızım, pardon büyük kızım Su 4,5 yaşındaydı. Evet. Ve anaokuluna başlamak zorundaydı Almanya'da. Yoksa oturumumuz iptal olacaktı. Orada iki seçenek vardı. Ya Almanya'ya gidecektim ben çocuklarımı alıp. Ya da Türkiye'de kalacaktım ama çocuklarımın geleceğini, yani oturumları iptal olmasın diye ben çocuklarımla önden Almanya'ya gittim hayatım. Rafet de arkadaki kalan şirketmiş, arabaymış vesaire, evmiş, bilirsin hani arkamızdaki. Hı. Çünkü biz oraya temelli taşındık. Ben oraya temelli niyetiyle gittim. Rafet arkadan bir 10 gün sonra geldi. 10-15 gün sonra geldi. Bir gün sustu. Yani hiçbir şey yok ama orada ben çok hastaydım, griptim, kızlarım da hastaydı. Pasaportumu böyle bana verdi. İki pasaport da tabii ki evde, bilirsin, saklamak yok, gizlemek yok, şu çekmecede durur pasaportlarımız, yanlış mıyım? Aldı, ikisi de ayrı olduğu için. Bu da senin zaten orada. Sen de Türkiye'ye gideceksin. Madem dedi ayrılmak istiyordun, şimdi ayrılalım dedi bana. Almanya'da tek başımayım. Ne kadar Tuğba, evet az önce bahsettiğim gibi hani o şen şakrak çocuk Tuğba. Ama hayatın o kadar acı tarafını görüyorsun ki o anda. Elin ayağın kesiliyor. Hele bir de çocuğun. Bugün kediyi bile senden ayıramazlar, kedini. Ben çocuklarımdan tabii ki çok zor ayrıldım. Ama hiçbir şey yapamadım. Bir kere zaten psikolojik olarak bitmiştim. İstanbul'da yaşadığım en son olaylar beni gerçekten çok zorlamıştı. Ayrılma sürecinde esas kararı veren benken İstanbul'da, Almanya'ya gittiğimde ben tekrardan yeni bir yuva inşa etmek için gittim. Hani Almanya'ya gidişi, tabii kızımın, şöyle kızımın mi okudun? Yüzünden. Hani köprü öncesi son çıkış derler ya. Aha. Hani Almanya'ya gidelim, temiz bir sayfa açılsın. Tabii ama kızlarım tamam, için. Buradaki, ha. Tabii kızlarım da okula başlayacak. Başlamazsa Almanya çünkü iptal ediyor oturumunu. Benim de oturumum var, beni geç. Ama Su ve Şevval'in geleceğinin de bu sefer... Gelecek Almanya'da mıydı yani? Benim için değildi ama Rafet'in ailesi o kadar çok istiyordu ki Almanya'ya gelmemizi. Mecburen ben de çocuklarım için Almanya'ya gittim. Mecburen diyorum. Son ben. Şansı çocuklar için mi verdin? Tabii ki. Aslında evliliği devam ettirmek istemiyordun. Çoktan sadece çocukların tabii geleceği ki. Için. Çoktan yoksa. Peki, Rafet sana boşanalım demedi. Almanya'dasınız, çocukların okulu başladı, oturum uzadı, bilmem ne oldu falan filan. Ne yapacaktınız? Ederdik. İkinizde de yüzük var, ayrı ayrı hayatlar mı yaşayacaktınız? Hayır, hayır. Her şeyi ben yine orada tekrardan bozuk olan yapıyı, bozuk olan taşı, duvarı, suru tekrardan tamir edecektim. Etmeye çalışacaktım. O da ben de. Biz o manada gittik oraya. Ben. Ha. O da o şekilde tamam, bitti, geldi. Bitti eyvallah ama hani son dakika bir golünü, hadi bir daha bitti belki toparlarız. İnan bana son dakika güzel golünü de Rafet attı. Bu planlı mıymış Türkiye, yani? Tabii ki. Türkiye'de dava açmış. Ben onu buraya geldikten sonra öğrendim. O zaman tabii e-devletler bilmem neler falan hayır, yok. Kontrol şey yok. Edemiyorsun. Yok, bir şey hayır. Yapamıyorsun. Türkiye'de Rafet dava açmış. Pasaportu verdi eline. 200 euro verdi. Allah ya ben de ağla sağla sümük, salya sümük İstanbul'a geldim. Parçalamadın i̇şte o zaman, mı o zaman? Nerede o erkek kadın? Yok işte yok. Öyle bir kötü an oluyorsun ki kemiğinin içindeki iliği çekmiş oluyorlar. İliğin gidiyor. Şimdiki Tuğba ile o zamanki Tuğba adam malı mülkü her şeyi de sattı. Her şeyi aldı her şey, oraya. Her şey her şey. Ha, bildiğin bayağı planlı meselenin tabii, içerisindesin. Tabii ben iki babam 200 euro. Ha. Tuğba artık yaşlı. İstanbul'a da... geldiğinde de dönecek ananın evinden babanın hani evinden başka yer yok. Başka yerim yok tabii. Bir de bankada 1000 dolarım vardı. Dedim bir de bankada 1000 dolarım var. En azından bu dedim beni böyle bir hafta 10 gün falan nefes aldırır bir ay kadar. Orada da dedim giderim grafik asistanı, grafiker asistanı olarak arkadaşlarımın yanında çalışırım dedim. Yine modellik yoktu aklımda. Ben asistanlık yapacaktım yani. Yeter ki paramı kazanayım ve davaya saldırayım.
Bir an önce hemen Türkiye'ye zaten sabah uçağına bindim. Bindirdi geldim. Hayat bizi bu şekilde işte Ne buralara kadar kadar süre getirdi. ayrı kaldın çocuklardan? 2002, 2003 diyelim ona. 2003'ten 2008'e kadar mı, 9'a kadar mı? 5 3, sene 4, boyunca 5, hiç 6, 7, görmedin mi 8. Tuğba? Tabii. Hiç görmedin mi? 4 yıl kızlarımı hiç görmedim. Bir kere 4 yıl kesin cepte ama o hangi tarihler arası bilmiyorum. Onları açıp böyle bakmam lazım. Eskileri de anımsamak hoşuma gitmediği için. 4 yıl fix görmedim. Aralarda ilk 2003'te gördüm. Kızlarım da Türkiye'ye geldi. Sonra kızlarım bir kere daha geldi. Tabii. Kızlarımı ben iki kere, yani bir yaz bir de 2003'ün. Bir yazı bir de kışı Türkiye'ye sokabildim. Ondan sonra kızlarımı Türkiye'ye sokamadım. Getirmedi Rafet. Sonra sen dedim getirmiyorsan. Tabii bu arada sözleşmeli ayrılık yaşadık biz. Çünkü boşanamıyorum. Rafet davalara cevap vermiyor. O zaman magazinin en acılı dönemleri, benim üstüme inanılmaz derecede oynanılan bir sürü şey var. Ortada birisi gerekiyorsa, o bir done ise, kadın erkek hiç fark etmiyor. Eğer yanında gerçekten böyle iyi insanlar, avukatın, önemli olan avukat da çok önemli. Ama o zamanki basınla şimdiki basın arasında gerçekten fark var. Ben onu çok iyi yaşayan bir kadınım. Yani vurun kahpeye dedikleri mevzuyu ben çok iyi yaşadım. Çok iyi yaşadım. Rafet mi yönetiyordu? Onun çok büyük etkisi ve gücü vardı. Çok ama. Ve Rafet'i de seven insanlar yaptı tabii ki bunun. Benim bilmediğim, isimlerini şu an telaffuz edemediğim insanlar. Benim arkamdan kötü Tuğba, kötü anne, sanki içimizdeler biliyorlar. Beni çok kötülediler. Ama ben çok uğraştım. Aldım da, velayeti de aldım. Almanya'da olmasına rağmen çocuklarımın velayetini. 3 yıl süren dava sonucunda aldım. Velayeti kötüye kullandığı için Şimdi aldım. deli dehşet düşkün olduğunu biliyorum evlatlarına. Tabii Allah Evlatların kimse da sana ayıramasın. ama o ayrı kaldığın süre içerisinde tekrar bir araya geldiğiniz süre Oldu bir tabii ya. soğuma oldu mu? Soğuk ya davrandılar mı sana? Bir Kızlarım anneyiz tabii ha. tabii o neler ya, o neler olmaz mı? Kızlar beni istemedi. Sen kötü kadınsın anne dediler bilmeden. O zaman çok ufaklardı. Çok ufaklardı. Küçük kızım 2,5 yaşındaydı ayrıldığımda. Büyük kızım 4,5 yaşındaydı. Hani öyle büyük çocuklar değillerdi yani. O arada sağdan soldan, ben Allah'a havale ediyorum. Sağdan soldan bir yerlerden duyuyorlar benim hakkımda kötü konuşmaları. Ama ben çok uğraştım. Şimdi olsun yine uğraşırım ama şimdiki aklım olsaydı zaten böyle bir şey olmazdı. Ama yaşandı ve bitti işte. Ama bu Tuğba yarat, bu tu şu andaki Tuğba yaratıldı. Herkesin bir emeği var yani. Çok zor bir psikoloji be. Çok. Yani bilmem kaç sene evlatlarından uzak kalıyorsun. Bir kere bir anne için bu çok büyük travma. Çok. Çocuklarım için de. Çocuklar için aynı bir travma. O Ama zaman benim öyle için daha görüntülü büyük. konuşmalar, bilmem neler Hiçbir şey yok. falanlar filanlar O yok. şey var, internet kafeler vardı. Orada da çocuklar gelecek de telefonla arayacaksın da, oradan birisi açacak da, çocuklar evde olacak da. Ölme şeyim ölme. Rüyamda ölmüş gördüm çocuklarımı. Bir hafta 10 gün hüngür hüngür ağlar. Türkiye'nin dört bir tarafını fin kadar podyumda defile yapar. Sunuculuk yapardım. Paramı da kazanırdım ama gel gel onu benim içimdekine sor. İnan ağlaya ağlaya yürüdüğümü bilirim. Çocuk gördün mü podyumda? Ağlardım ama yine de yürürdüm. Mecburum çünkü işimi yapmak zorundayım. Çok ağladım yani, çok çok. Sonra rahatsızlandım. Ondan sonra işte kanser hücrelerinin inanılmaz tavan yaptığı bir dönem yaşadım. 43 kilolara düştüm. Kanser Düştüm. teşhisi kondu mu sana? Kanser teşhisi aranıldı. Bedenimde her yerimde aranıldı. Kanserin olduğu yer bulunamadı. Ama ben kanserdim. Yer yok ama yani. Kadın gidiyor ölüyor dedi hoca bana. En fazla 2,5-3 ay ömrüm var senin dedi. Bak dedi. Ama yiyemiyorum, Neye içemiyorum. dayanarak böyle bir şey Yok söyledin? yok, deri bir deri bir kemik kaldım. Bakıyorlar yok. Ama bu arada lenflerim şişiyor. Oradan parça aldılar. Bakıyorlar yok hiçbir yerde ama kadın eriyor gidiyor. İşte yani bulunmaz bulunmaz bazı dertlere de devada bulunmaz. Tek çare çocuklardı. Hacı hoca işlerine falan mı girdiler acaba? Ha bilmem. Ben kimsenin günahını almam. Allah büyüktür. Ne bileyim öyle Hiç. ani zayıflama mayıflama Hiç falan şey filan yemiyordum ki. deyince. O zaman da restoranlarım var yani. Kebapçı olduğum için. Parayı direkt dükkana yatırdık.
Ha, bir ticarete de girdin yani. Ticarete girdim tabii. Küçük yılda restoranım vardı. Kadıköy'de restoranım vardı. Babacığım sağ olsun onları çıtır çıtır yedi canım benim. Doğru, sen bir bahsetmiştin bana. Doğru, tabii. Doğru. Babanın eğlence sektörüyle mi bir şeyle bir yani bağı vardı? Yani restoran böyle bir döndü, böyle alevli yanarlı dönerli bir şeyler oldu arkadaşlar. Sen kebapçı olarak kurdun. Kurduk. Ama sonrasında bayağı bildiğin pavyona bağladı herhalde orası. Babamı bildiğin Maltepe pavyonlarından toplar hale düştüm ben. Ben arkadaşlar şu Tuğba. Dolayısıyla o dönem annenin üzüldüğü dönem. Tabii, sonra da üzüldü. Battı mı orası? Tabii. Babam hastalandı. Sıfıra sıfır mı? Eksiye mi? Tabii canım. Evde var sıfır, eksi. Ha, bir de eksi. Tabii benim için eksi. Çünkü tüm mali olan yatırımı ben yapmıştım. Orada da işte inandım, güvendim. Ne? Burada ne? Nedir amaç? Yalnız olan tarafını sevdiklerinle beraber yapılandırmak istiyorsun. Daha güçlü. Hayallerim de vardı. Bostancı'da sahil yolunda açacağım. Hani daha da büyük, daha da güzel bir iş yapacağım. Ama evdeki işte kafadakiyle elindeki bir türlü denk gelmedi. Neden Rafet sana bu kadar çocuklarla ilgili bunları yaşattı? Hiç bunu sorguladın mı? E tabii. Çünkü evet demedim. İşte o zaman başladı bizim dırdırımız, vırvırımız. Neye evet demedin? Aldatılmama. Ziyadesiyle aldatmış zaten artık bir noktadan sonra. Tamam kardeş, bana müsaade, tek başına oyna yani. Evet de onu kabul etmedi. Bir de benim Türkiye'deki işte bu Türkiye'de kalma isteğim. Rafet'in Almanya'da yaşama isteği. Ah, biraz belim ağrıyor da geçen gün düştüm, şöyle göstereyim. Tiyatro sonrası. Çok fena bir düşüş yaşadım. Vallahi eve girerken aynen çok kötü. Şöyle Rafet'le olan durum... Sene çok yıl geçti üstünden. Biliyorum. Şöyle, ama ben o dönem çok üzgündüm. Üzgün olmayıp da eğer oynasaydım, yani şöyle manyak bu derlerdi. Ama bana çok oynandı. Reklam yapıyor dendi, o dendi, bu dendi. Ben mesela Almanya'ya, Rafet 10 gün bile sürmedi. 10 ya da 15 gün sonra Rafet Almanya'ya gel Tuğba, lütfen özür dilerim dedi. Ben gitmedim. Annesi de söyledi lütfen gel dedi. Gitmedim. Seni o 200 euro ile döndürdüğün zaman. Ama ben o zaman Almanya'da söylemiştim, ben bir daha gelmem demiştim. Çocuklarımın hatırına da dönmeyeceğim demiştim. Kızlarım da söyledi. Anne lütfen Almanya'ya gel diye, ikisi de ağlıyor tabii. Ben de burada ağlıyordum. Ama bir kere o kırılmıştı artık, bitmişti yani. Ve o tarihten sonra bir daha hiçbir... Yani herkes birleşecek, Tuğba işte yan yana gelecek, evlenecekler. Tuğba çocuklar üzerinden prim yapıyor diyen... O diller kurusun. Bedduaysa alsana en güzel beddua. Niye? Çünkü yıl kaç geçmiş ama o dönem beni çok üzdüler. Yani hakkını hakkına vermek diye bir laf var. Güzeldir o, ben severim. O dönem bana bunu yapmadılar. Beni hep kötü anne olarak lanse ettiler. Kötü anne. Hep ama kötü anne. Nerede öyle bir dünya? Kötü anne diye bir şey yoktur. Eğer varsa şöyle vardır. Ben bunu evet kabul ederim. Ben çocuklarımı istemem, asla yüzlerine bile bakmam, peşlerinden asla koşmam ya da çocuklarıma kötü döverim, Allah korusun. Kötü yol bir şey yaparım çocuklarıma, evlerden uzak. O şartlar altında kötü anne olmayı evet kabul edebilirdim ama öyle bir şey yoktu ki. Aksine tam tersi. Angela Merkel'e yazıyordum, Emine Hanım'a yazıyordum, tüm şirket nerelere, tüm kanallara, Almanya'ya. Bir tanesinden dönüş gelmedi. Hanımefendiye ne yazdın Emine Hanım? O neler yazmadım ki yani, rica minnet ediyorum. Yani savaşım var. Bir tanesi 2,5 yaşında ya, altını bezliyordum onun. Bir tanesi 4,5 yaşında, sesimi kimseye duyuramadım. Herkes şunu diyordu, sen Tuğba Altıntop'sun, magazin objesisin. Magazin objesisin. Anneyim ben ya, nasıl sen bana magazin objesi diyebilirsin? O zaman şu andakiler ne? Bu lafları söyleyenler zamanında magazinciler hala ortalıkta. O kadar anne vardı, bir sürü anne var hala. Ya beni orada şamar oğlanına çevirdiler. Göz göze geldiğinizde ne hissediyorsun şu an o magazincilerle? Şu an inanılmaz mutluluk hissediyorum. İçimde bir böyle Tuğba'nın kanatları çıkıveriyor arkamdan böyle. Kendim nasıl huzurlu. Böyle. Peki çocukların değil şimdi babaya olan durumları ne? Yani bilinçliler, bilinçli oldu. Yani anneyle yaşamadıkları bir 4 sene 5 sene bir zaman var ya.
Daha belki fazla. Daha bile fazla. Yani bilinç aldıkça, yaş ilerledikçe, bir şeyleri idrak ettikçe hani babaya şöyle bir tek kaş kalkıyor mu? Kalktı. Kalktı ama beraber yaşadıklarından dolayı ve babalarına çok düşkünler Gökay. Bu şimdi diyeceksin ben seni hala çözemedim. Babalarına düşkün olmaları bile beni çok mutlu ediyor. Yani çocuklara şöyle söyleyeyim. Hala bunu söyleyebiliyor musun Tuğba? Tabii ki. Bak bir şey söyleyeceğim ama. Türkiye'de ben... Rafet'i de affettim anlayabiliyorum falan onu de. Ama hayır, onu şuna bayılayım ki. Yok yok hayır. Ne anlıyor biliyorum ne de. Hayır öyle bir şey yapmayacaktı. Doğrusu o değil. Doğrusu o değil. Yani iki yolun var, üç yolun var. Yani bunlardan bir tanesini seçecektin sen doğru yolu bulmak için. Ya ayrılacaktın düzgünce. Beni çocuklarımla mutlu mesut bırakacaktın ve kocalık vazifeni yerine getirecektin. Çocuklarına bakacaktın. Ben ayaklarımın üstünde duracaktım. Bunun için müsaade edecektin, destek verecektin. Ve Tuğba yoluna gidecekti. İyi veya kötü bilmiyorum ne olurdu. Değil mi? Ama tam tersi oldu. Benim kendime gelebilmem daha yeni ya. Geçen yıl yani. Hatta geçen yıl bilirsin işte Tuğba küllerinden yeniden doğuyor diye birçok haber mecrasına hatta haberler bile yaptı haberler.com'da. Daha yeni yani. Tuğba yeni yeni kendini tamamlıyor. Kızlarımla daha yeni böyle tüm diyaleklerimiz açık, frekanslarımız açık şekilde şu an birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Kaç yaşında oldu lan? Büyük 24, küçük 21. Kocaman olmuştur artık. 20 yıl geçti işte. Yani şey... Affedebiliyor musun Rafet'i? Yok. Neyin aff... Neyin aff... Mesela neyin affedeyim? Affetmem. Hiç affetmem, diyalog kuruyor musunuz? Seni. Rafet'le tabii diyalog kuruyoruz. Hiçbir diyalogumuzda da hiçbir sorun yok. Yani olmaması gerekiyor zaten. Dediğim gibi geldi, yaşandı ve bitti. O zaman oynuyorsunuz birbirinize. Affetmediğim ama bir adamla hiçbir şey olmamış gibi telefonda konuşmak çünkü. Ama ne yapayım şimdi kızlarım iyi mi ne yapıyor çocuklarım nasıl o bana selam gönderiyor bana selam gönderiyorum onu mecburum ne yapayım. Çocuklar ne kadar süre Almanya'da ne kadar süre İstanbul'da da? Hemen seni söyledim affetseydim evlenirdim mesela tekrardan Rafet'le. İstedi mi evlenmeyi? Tabii canım tekrardan beraber olalım dedi işte ben bunları hep zaten söyledim. Ama böyle bir şey olması imkansız o bir kere oldu. Türkiye'ye geldim olay bitti. Ondan sonra Tuğba Rafet için en kötü kadın oldu. Çünkü geri dönmedi. Acaba Rafet beni affetti mi? Mesela ben geri dönmediğim için. Yani. Bilmiyorum Rafet'e karşı. Sormadın mı hiç bunu? Benim hiç sormadım. Biz bunları konuşmuyoruz. Biz daha çok böyle otururuz. Kızları derim babanızı çağırın derim. Oturur böyle nasılsın Rafet'im? Senin böyle erkekleri çağırtmak gibi bir huyun var. Yani vallahi. Numarasını getirin. Gelsin o kedi buraya gelecek gelsin geliyor da geldi. Hani oturup böyle bir geçmişi tartıp ölçüp biçmediniz mi hiç? Hiç. Çünkü eminim Rafet de yapmazdı böyle bir şeyi bana. Hangi kafaya uydu neye uydu bilmiyorum. Ama oldu mu? Oldu. Yaşandı mı? Yaşandı. Yaptı mı? Yaptı. Yaptı mı? Yapmaz dediklerim yaptı. Tabii. Şimdiye bak yani inanıyorum ben inanıyorum. Böyle bir gerek yoktu. Ama böyle olmasını kendi seçti. Çocukları benim elimden aldım. Tuğba dediğim gibi gün gün güçlendi. Bazen düşüş yaşadı. Az önceki sunumda yaptığın gibi. Bazen ortadan yok oldu. İnişlerin bazen çıkışların sustum, oldun ama hep oldu. Ağladım. İçime attım. Kavgaları da ettim. Etmem gerekiyordu. Ama daha çok sustum. Hiçbir şeyim yoktu çünkü kolum kanadım. Dedim mi benim aslan gibi ailem var ama ben ailemi bu işin için hiç karıştırmadım. Yoksa bak bu tip şeylerle uğraşanlar vardır bilirsin. Sağını solunu eşrafını arayayım. Yani katı kulleye getireyim mevzuları. Hiç. Hiç gerek yok. Çünkü olay benim olayımdı. Çok açık konuşuyorum. Orada benim bir şey yapmam gerekiyordu. Ben hukuksal olarak savaşımı yaptım. Ama gözümün döndüğü çok anlar oldu. Mesela? O çok oldu. Gözüm döndü. Rafet konserde basmaya gidiyorum artık. Gözüm döndü. Öldürmek yani. Mi seni? Tabii tabii. Yekten. Arabam bozuldu ya. Hayır, silah kullanmayı da biliyorsun ya o yüzden. Ya, evlerden uzak hiç gerek yok. İyi de bıçak atarım. Bıçaklamak mı istedin Rafet? Yavrum zaten ondan sonra Rafet bodyguardlarla gezmeye başladı. Bayağı gittin yani. Gidemedim. Yolda arabam bozuldu diyorum. Ha ay dur. Elim ayağım titredi bu kere. Tabii. Sonra Rafet 4 yıl Türkiye'ye girmedi. Çünkü kızlarımı getirmiyordu. Getirmezsen seni öldürürüm dedim. Açıkça tehdit ettim.
Bayağı da niyete girdin yani. Tabii niyetine girdim. Ama olay benim olayımdı. Kimseye vermem dedim bunu. Kimse dedim bunun üstünden de prim de kazanamaz. Olayı ben yapacağım. Akıllı adam, 4 yıl Türkiye'ye girmedi. İnan. Belki işte o arada da o bence orada bir şeyler iyice kafasına koydu. Dedi ki yani ben yapamayacağım. Anlaşıldı. Kadından kurtuluş yok. Çocukları da unutturamıyorum anasını. Bari Türkiye'ye getireyim dedi ve getirdi. İşte o tarihten sonra çocukların her zaman gelmeye başladı. O dönem hatırlıyorum. Tabii ki geçmiş zaman. Benim de tabii ilk gençlik çağlarına falan tekabül ediyor. tabii canım, Rafet'in çocukları, Rafet'in çocukları getirmesi de şey gibi gösterildi. Hani baba anneyle evlatlarını bu lütfetti getirdi. Ama ortada bir karar vardı. Lütfedilen bir durum yani vesaire falan yok yani. Çünkü ben cidden çok açık söylüyorum. Ben burada gelmiş geçmiş artık üzerinden. Hani ne derler? Üzerinden çok mevzu geçmiş. Kimse dosya da bir şey de açamaz. Zaten olay benim yapabileceğim bir şeydi. Ben yapacaktım çünkü. Çok zoruma gitmişti. Çok kanıma dokunmuştu. Savunmam da bu yönde olurdu zaten yani. Çok zoruma gitti. Tüm dünya biliyordu bunu. Angela Merkel'in bile haberi vardı yani. İşte kağıt göndermişim, mektup göndermişim kadına. Ondan cevap geldim sana. Yok, beni hiç almadılar. Şey bile almadılar. Ne derler? Kale almadılar. Hiç almadılar. Öldüm ben burada yani. İki büklüm oldum ağlamaktan. İçim dışıma çıkmıştı. Kimse beni kaleye almadı. Ne oldu? Zaman geçti şimdi işte. Bugün hala burada, şükürler olsun, güçlü kadın. Peki kızına, şöyle bir geçmişe dönüp baktığın zaman ne diyorsun, bir Z raporunu çıkarttığın zaman hayatını? Bir kere çok güvenmişim ben insanlara. Hep inanmak istemişim. Çok ödün vermişim. Çok benliğimi vermişim. Kendimi, güvensiz misin artık? İnsanlara karşı evet. Çoğu insana karşı evet. Çoğu insana karşı. Bir daha evlenir misin? Vallahi evlenme diyorlar ama niyetim var. Zamanında Şinasi'yi ayağına getirten, tabii, mahalleyi komple döven, tabii, moda tasarımın biriciği vesaire. O genç kız, o bugün geldiği nokta, yaşadıkları, örselenmesi, inişleri, çıkışları. Evet. O kız sana kırgın mı? O kız bana kırgın mı? Şöyle çok güzel bir soru sordun. O kız bana kırgın mı? Yok be, kendi içinde büyümesini sağlayan da bir taraftan bendim. Çünkü hala o içimdeki beni çok güzel yaşıyorum. Tuğba hala sevmeye meyilli. Aynı heyecan, aynı anında yaşamaya çok... Hani hadi gel gidelim Tuğba, şunu şöyle yapalım. Gel bir ağaçtan ev yapalım de, ben gelirim seninle. Yarın işimiz yoksa, ofsak. Ben bunu kesinlikle yaparım. Bugün yarın içimde kalmasın diye yaparım. Ve seni sevdiğim için yaparım. Ben eski arkadaşlıklarıma çok fazla şey vermiyorum, ödün vermiyorum artık. Çünkü çok kullanıldığımı hissediyorum. Ben yeni dostluklara tekrardan yeniden merhaba diyorum artık. Ve bu beni daha da çok mutlu ediyor. Bir gün mutlaka dediğin neler var peki? Bir gün mutlaka kendi evim olacak. Bir gün mutlaka yine arabam olacak. Çünkü bu süre, pandemi süreci, o yaşadığım benim kötü olaylar bayağı bir zorladı. İşte arabamı sattım, pandemi bayağı bir kötü geldi. Üstümden çok kötü geçti. Rafet'ten de herhangi bir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Ben nafaka falan bir şey almıyorum. Çocukların peki geleceği, istikbali vesaire falan? Çok güzel. Kızlarımın ikisi de ayaklar üstünde duruyor. İçimdeki işte bu manevi gücüm onları zaten destekliyor. Kazanırım, yine yaparım. Yeter ki sağlığım yerinde olsun. Yani o bir protokol imzaladım vesaire, anca öyle boşanmayı kabul etti vesaire falan dedin ya. Evet. Bunun muadil örnekleri çok fazla var. Baskı altında imzaladım bilmem ne hiç vesaire falan. Hiç yapmadım öyle bir şey. Hiç öyle bir topun altına girmedim ben Gökay. Ben tek derdim kızlarımdı, kızlarımı alabilmekti. Mesela bir kaygın yok mu mesela? Adam tekrar evlendi. Evet, evlendi. Ha. Kızlarımla alakalı. Ha. Kızlarım büyüdü, artık kızlarım kendileri sorar. Öyle bir dünya yok. Kızlarımın kendi hakları var. Evlendiği zaman içine şöyle bir cız etti mi? Hiç etmedi asla. Ay ya da aşk meşten falan filan diye mutlu söylemiyorum. Mutlu olsun dedim yani. Benden önce mutlu oldu. Hiç olmadı. Falan. Bende öyle bir kıskançlık yok. İnan yok. Bende var mesela, ayrıldığım insan benden önce başkasıyla çıkarsa ayar olurum mesela. Aa, yok. Oo, hiç. Benden ben gitti ya. Şükürler olsun derim. Koyun filan kestirdiğim var yani şey, ne derler? Adak. Tabii adaklarım vardı, yaptırdım ben, Allah'ım sana şükürler olsun diye. Hiç öyle bir derdim yok. Ama ben evleneyim, en iyisini yapayım. Benim mesela en iyisi olacaksa en iyisi olsun.
Arabaya bineceksem en iyisi olsun. Peki şu müjdeni ver. Sen güzel bir gelişmeye gebesin. Şimdi çok güzel gelişme. Aynen işte o Tuğba'yı onlar yarattılar. Ya estağfurullah, tövbe haşa, Allah-u Teala hepimizi yaratıyor tabii ki, içimizdeki duygular, ama bir kitap okursun, kendini değiştirsin. Bir insan tanırsın, farklı bir şey görürsün. Bir de iyi görmek, görmek ve görmek tarafındaki farklar. Şimdi ben tiyatroya başladım. Şaşkın Demokrat isimli Cevahir'de oynanan Tiyatro Teras'ın Şaşkın Demokrat'ında Pavyon Gül'ü Asuman. Gül Pavyon'un Asuman'ıyım. Peki. Harika bir tekst, harika bir metin. 5 kişi oynuyoruz. Tek altın benim. Geri kalan 4 erkek. Hepsini parmağımda oynatıyorum. Hayat nasıl bir karmadır ya. Böyle çok bir enteresan şey yok. Ya. Yine 4 erkeğin içinde. Evde yönetmenimiz evde, Şükrü Bey. Dedi ki Tuğba, oturuyoruz evde, toplantı yapıyoruz. Seni dedi nasıl? Bir dakika, hemen dedim getiriyorum. Koşa koşa gittim. O elbiseyi yıllardan beri saklıyorum, modeli hoşuma gittiği için. Modeli diktireceğim yani başka elbiseyle. Bir güllü bir elbise giydim, puanteli puanteli, aynı İspanyol kadınları gibi. Hemen şuradan da saçımı şöyle bir toplayıverdim. Arkaya atıverdim. Bir geldim, bir poz verdim. Ah, Asuman dedi. Hemen de elime sigara aldım, ucunu böyle biraz uzattım. Hani sigara değil, özür dilerim. Tükenmez kalem, uzun olsun diye. Eski zamanların biraz hatun diye. Dedi, Asuman sensin. Bu Asuman budur. Asuman kimdir dedim. Asuman dedi, 4 erkeği böyle avcunun içinde dedi, oynatıyor. Genç bir oğlana aşık. Onunla yuva kurmak istiyor. Öbürkiler istemiyor. Genci istiyor çünkü genç saf. Avcunda yoğurabilir. Okuyayım dedim ben şu bir tekst metni. Okudum, aşık oldum. Şu an oynuyoruz. İlk premierini geçtiğimiz hafta yaptık. Nisan'da 4 oyunumuz var. Şaşkın Demokrat şu. 70-80 darbelerini konu alıyor. Arkasından da bu Hacı Hoca mevzuları, Huhucular, Hizbullahçılar filan o mevzular var. O aradaki Asuman'ın ne olur Bahtiyar yapma lütfen Bahtiyar dediği kadın var. Aşkı uğruna bir taraftan da başkalarını da ışık yakıyor ilk zamanlar. Adam 18 yıl içeride hapis yatınca artık hayatına devam ediyor o Asuman. Başkalarıyla ama çocuğun da peşinde. Onu da yarı yolda bırakmak istemiyor. Hem komedi hem inanılmaz dramatik olaylar var içinde. Gerçeklerle yüzleşiyorsun esasında o tiyatroda. Ben tiyatronun tozunu aldım. Sanıyorum bundan sonra bırakmam. Tiyatro beni bırakmadıkça. Hali hazırda şu an tiyatrom devam ediyor. Önümüzdeki hafta başlayacak. Filmimiz Allah izniyle. Seneye Oscar. Oscar'da sen de Rafet'i tokatlar mısın mesela? Rafet Oscar'a gitti mi ki? Yapacaksam en iyisini yaparım dedim. Pardon arkadaşlar. İlla bıçaklayacağım diyorsun yani. Yok hayır, ben o ödülü alacağım. Rafet hep burada ödülleri aldı. Ben de bir gideyim yabancı ülkede alayım. Bakayım nasıl oluyormuş o his, duygu. Bu arada senin adamla da biz çok sahne yaptık biliyorsun değil mi? Rafet, çok festivale falan çok gittik çok yani. Çok iyi bir sanatçıdır. Çok. Bakın. Severim. Ben... Dallar vardır. Seven tabii ki sever. Ama ben Rafet'in bir kere onun tarzında başka adam yok. Değil mi? Yanlış mıyım? Dinozoruz artık Rafet'le ben. Yani yaşlıyız. Yaşımız var yani. Estağfurullah. Yaşlıyız. Yaşı aldık. Dolayısıyla bir Rafet'ten bulunmaz yani. Bir de Tuğba'dan bulunmaz diyorum. İki tane kız işte şimdi ortada Allah'ın izniyle böyle devam edip gideceğiz. Kızlar babaya benziyor mu? Bunlarını yaptırmadan önceki halleri maalesef evet. Maalesef evet. Maalesef evet. Düşünsene baktığın anda adamı görüyorsun kızlarda. Rafet korkunç büyük şey. Kızım da beni görüyordu. Ha. Onu hep söylüyormuş. Baktığımda hep sen annen gibisin. Ama su böyle yandan şu taraftan ben. Yana bir dön. Direkt baba. Küçüğün rengi zaten baba. Şimdi ikisinin burnu okka gibi. Aynı ben. Biz üçümüz birbirimizi de karıştırıyoruz. Çok şaka yapmıyorum. Hani etli butlu olduğumda tamam da evdeyken eğer siyah falan giyindiysek su beni şevval, şevvali ben falan böyle bir karmaşa oluyor. Hepimizin saç renkleri aynı. Peki. Maşallah biz çok eğleniyoruz. Çok şükür. Allah bozmasın mutluluğunuzu. Amin. Ve çok da güzel yerlere gidecek şimdi. Bundan sonrası daha güzel olacak. Hayat bundan sonra başlıyor bende. Yaş 45. Devam. Yola devam. Senin Dante 45'te mi şey yaptı, uyandı yani? Geçen yıl uyandı, geçen yıl uyandım diyorum sana. Çok ciddiyim, şaka yapmıyorum. Ya o zaman günaydın. Günaydın tabii bana, daha yeni baharımdayım yani. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz, sağ ol anlattığın için. Güzel anılar benim için. Anlattım, gülerek anlattım.
Dediğim gibi ben artık çok hazmettim bunları. Çok hazmettiğim şeylerdi. Ama seninle tekrardan konuşmak, senin bakış açınla olaya yaklaşabilmek. Keşke seni o zaman tanısaydım ama dediğim gibi sen küçücüktün. burada yanlış anlaşılmak asla istemem. Akıl fikri yaştan bilirsin olmaz. Ama dedim gerçekten sen küçüktün. Tabii, arkadaş zaman, olmayı isterdim. Gitme kızım, yapma kızım, gel diyen olmadı. Demek ki benim kısmetimde lale devrine eşlik etmek var. Aynen öyle. Her çok böyle. Teşekkür ediyorum. Var ol. İyi ki varsın. Sen de aynı ve buraya beni davet ettiğin için. Haberler.com'a da çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel haberlerimi ben burada sizden okumuşumdur. Ve ilkleri hep burada gördüm. Çok enteresan. Anında alıyorlar haberleri. Hani iki kulakları yok bence bunların. 104 kulakları var. O yüzden çok teşekkür ediyorum size. Artık yeri öğrendim. Bekleriz sık sık. Bundan sonra acil bir şey olursa direkt gelip direkt haberi vereceğim. Teşekkür ediyoruz. Ben ayağına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve bu haftalık da Haber Bahane'nin sonuna geldik. Haftaya pazartesi yine bomba gibi bir isimle sizlerle beraber olmak ümidiyle. Hoşçakalın.